Bildiğiniz gibi 1,5 aylık hatta 2 aya yakın bir süredir kongre çalışmalarını yürütüyoruz. Erken bir tarihe aldık. Olağanüstü kongreye gidiyoruz. Kongreye gitmemizin tek sebebi var. Onu sizlere defaatlerce söyledim. Benim sağlık durumum bu görevi daha uzun bir süre ciddi bir şekilde yürütmeme izin vermediği için takdiri ilahi bu kadar da sıkı mı? Hakikaten benim rahatsızlığım biraz böyle bir kararın alınmasını elzem kıldı benim için. Ben buna işte başka bir isimle miyasteniye gravis diyorlar. Ama ben buna yorgunluk hastalığı diyorum. Belli kaslara komuta gitmeyince o kaslar faal olmuyor. Kaslar faal olmayınca da vücut çöküyor. Sürekli ilaç kullanmak gerekiyor. İlaç da her şeyin çaresi değil. Bundan dolayı kongremizi Allah nasip ederse bu haftanın sonunda pazar günü gerçekleştireceğiz. Bütün teşkilat mensuplarımızın hem Ankara'da bulunan hem de Türkiye'nin dört bir tarafında bulunan teşkilat mensuplarımızın bu kongreye katılmalarını özellikle istirham ediyorum. Tabii birinci derecede delegelerimiz katılacak, teşkilat mensuplarımız katılacak. Muhterem kardeşlerim, bu çalışmaları yürütürken belli bir noktada ya kimler aday olabilir düşüncesiyle Zoom üzerinden bir toplantıda teşkilat mensuplarımıza ki 2000'in üzerinde aslında o Zoom toplantısına katılanlar teşkilatlarımızdan bir talepte bulunduk. Herkes aklından geçen ismi veya isimleri genel merkeze kısa bir zamanda yani birbirleriyle haberleşerek değil de birkaç saat içinde bildirsinler diye bir talepte bulunduk. 1300'den fazla teşkilat mensubumuz kanaatlerini belirttiler. Kimisi bir, kimisi 5 tane isim yazdı. Tabii oldukça geniş bir tablo çıktı ortaya. Yüzlerce isim zikredildi. Neticede bir ismi isteyenler de var. Birkaç isme de daha fazla itibar edenler var. Çok isimleri zikredilen arkadaşlarımızdan 5 tanesini teşkilatlarımıza ikinci bir toplantıda yeniden sorduk. Burada il başkanları, genel daire kurulumuz, il başkan yardımcıları, il müfettişleri, kadın kollarımız dahil bu toplantıda da şimdi bu 5 isimden hangisini genel başkan olarak görmek istersiniz talebinde bulundu. Arkadaşlarımız bir isim yazanlar da var, birden fazla isimi yazanlar da var. Taleplerini ilettiler. Bu bir şunu ifade edeyim, kanaat edinmek için yapılan bir çalışmaydı, bir oylama değildi. Ama buna rağmen bu tercihler istendiğinde birkaç arkadaşımız öne çıktı. Mahmut Bey kardeşimiz de teşkilat başkanı olarak bu isimlerin en önünde gözüktü. Bundan dolayı bugün yaptığımız toplantılarda bir Yüksek İstişare Kurulu toplantısı yaptık. Orada arkadaşlarımızın hepsi Recai Bey abimiz başımızda olmak üzere ittifak halinde Mahmut Bey'in bu görevi üstlenmesinin teşkilat başkanımızın isabetli olacağı kanaati ifade edildi. Arkasından başkanlık divanımızla birlikte de bu konuyu tekrar bir toplantıda gündemimize aldık. Farklı görüşler varsa bunlar da zikredilsin dedik ve Mahmut Bey kardeşimiz konusunda önümüzdeki kongrede aday olmasının
şimdilik benimsendiğine şahit olduk. Ben Cenab-ı Hak'tan hayırlı olmasını bu kararın niyaz ediyorum. Başka arkadaşlarımız elbette olacaktır, olabilir. Biz başka bir kardeşimizin aday olmasına, aday nasıl olunur, kaç delegenin imza vermesi icap eder. Çünkü aday olacaklarını ilan eden arkadaşlarımız olmuştu daha önceden. Ümit ederiz. Allah razı olsun. Bizim arkadaşlarımızdan edindiğimiz intiba genel hatlarıyla inşallah bir ittifakın sağlanacağıdır. Ama sağlanmadığı takdirde de biz yine bu kongremizi bu mentalite ile, bu düşünce ile yapacağız. İnşallah hayırlı bir netice çıkacak. Önceleri bazı acaba tüzük değişiklikleri falan da olsun mu diye düşünüldü ama olağanüstü bir kongre olması ve tamamen genel başkan değişikliğine odaklanılabilmesi için sadece ve sadece seçimle ilgili konu gündemimizde olsun dedik. Yeni bir genel idare kurulu genel başkanla beraber teşekkül ettirilecek ve inşallah kongrenin arkasından önümüzdeki pazartesi günü yeni genel başkan aday genel başkanımız, çünkü pazarı geçmiş olacağız, inşallah çalışmalarına başlamış olacak. Bu vesileyle bizimle beraber olan bütün kardeşlerimize, gençlerimize teşekkür ediyorum. Elbette basın mensuplarımıza da teşekkürü bir görev addediyorum. Sağ olun, var olun, hayırlı olsun diyorum. Evet, Allah razı olsun. Ben özellikle Recai abiye teşekkürü bir görev biliyorum. Sağ olsun. Hem Yüksek İstişare Kurulu toplantımıza katıldılar, hem de müşterek toplantımıza katıldılar Başkanlık Divanı ile. Kendisi geçmişte bizim bildiğiniz gibi hem genel başkanlığımızı yaptı, hem de Erbakan hocamızla en yakın çalışan abimiz oldu. Ben kendisini Türkiye'ye 1967'de döndükten sonra kendisiyle tanıştım. Erbakan hocamızla olan birlikteliğinin de ta 1950'lerin başına uzandığını da o zaman öğrenmiştim. Bütün çalışmalarda bulundu. Ben kendisini yormak istemediğim için ayrıca bir söz rica etmiyorum ama kendisi geçmişte hangi badireleri atlattığını, adaylıklarda bazen kendisinin aday olamadığını ama neticede Erbakan hocamızın da bunun bir aslında önemli eksiklik olduğunu ifade ettiğini söyleyeyim. Tabii bizim teşkilat başkanımız Mahmut Bey aynı zamanda bizim Kayseri il başkanlığımızı yaptı. Çok badireli bir dönemde. Ben kendisini 20 küsur yıldır tanıyorum. O dönemde de ciddi çalışmalar yürüttü ve il başkanlığının ardından milletvekili adayımız oldu. Belediye başkan adaylığımızı yaptı. Şu anda Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilimiz, Kayseri milletvekilimiz olarak görev yapıyor. Bunun da bilinmesinde fayda görüyorum. Tekrar hepinize gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Mahmut Bey kardeşimize de çalışmalarında başarılar diliyorum. Sağ olun, var olun. Evet, izin isteyelim efendim.